Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır video yoktu ama bu rutine geri dönmeyi hedefliyorum. Umarım başarabilirim. Hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Çünkü bayağıdır bir şeyler değiştirmiyordum. Saçlarım gördüğünüz üzere bu kadar yağlı değil. Hindistan ceviz yağı sürdüm. Çünkü bugün full paket boyuyoruz ve galiba kesiyoruz. Şöyle saçım uzunluğunu şu an göstereyim. Çok öyle aşırı uzun değil. Ama böyle şuralarda falan kesmeyi planlıyorum, yani omuz hizasında. İlk olarak diplerimi açacağım için ve aşıcıya alerjik tepki gösterdiğim için Hindistan ceviz yağı uyguladım. Üstüme de bayağı boya için kullandım. Tişörtümü giydim. Açıcı olarak ne kullanıyorum? Bildiğimiz toz açıcı. Bunun markasını bile hatırlamıyorum. Ben kendim böyle bir çeşit kabınıza koymuştum. O yüzden markasını hatırlamıyorum ama toz açıcı işte. Herhangi bir toz açıcı olabilir. Benim evdeki oksidanlarım çok düşük volümde. Ama bunu açmak için biraz daha yüksek bir şeye ihtiyacım var. O yüzden eczane poşetinde benim boyalarım var. Bunun içerisinde de birkaç tane oksidan var. Bunları kullanacağım. İki tane varmış. İki tane yeter diye düşünüyorum. Bilmiyorum henüz. Onun dışında boyalara sonra geçeriz. Şunu bir bırakayım. İlk olarak saçımı açacağım şimdi. Saçımdan kastım diplerimi açacağım sadece. Ve uzunlarını açmayacağım. Zaten dip açıldığında oralarda daha açık görünür. Zaten en son açtıktan sonra de boyayacağımız için buralar yine bir tık açılır. Saç nasıl açtığımı biliyorsunuz artık, yani ayıracağım. Arkalardan başlayacağım bu sefer. Böyle dip boyası gibi dip açma yapacağız. Gramaj olarak ne kadar kullanırım şu an bilmiyorum ama 1'e 2. Yani eğer 50 gram toz açıcı kullandıysam 100 gram oksidan koyacağım. Biraz daha sığ bir şey istiyorum. Boya kabım ve hassas mutfak tarcım var. Şimdi ben ölçümlerimi yapıp açıcımı karıştırıp geliyorum. Daha uzun zamandır yapmamışım ki bunları. Evet, saçlarımı bu şekilde 5'e böldüm. Arkalardan başlayarak açıcımı uygulayacağım. Yani bunun çok heyecan verici bir yanı yok. Alt tarafı açıcıyı uygulayacağım. Asıl bence izlenesi olan sonraki boyama ve kesim. Bence. Saçlarımı yıkadım.
şekilde açıldı. Taradım. Şimdi keseyim mi diye düşünüyorum. Çünkü keseceksem ıslakken kesmek daha iyi. Bir karar verip geleceğim. Evet. Karar veremedim. Şöyle tutturdum. Aslında amacım benim bayağı bu kadar kesmek. Zaten buralar daha ince saçlar. Ama asla karar veremiyorum. Dün çok kararlıydım. Şu an çok kararsızım ya. En iyisi yani şöyle şu kadar keseyim. O da hiçbir şey fark etmiyor ki. Şuradan kesin. Soracağım. Böyle farz et. En iyi daha, hangisi daha iyi o zaman? En iyi diye şu anki uzunluğu sağdır artık. Kısalık o mu? Yok, kısalık. Senin için hangisi daha iyi biliyor? Bir karar veremedim. Karar veremediysen dokunma. Çünkü kesersen geri alamayacağın bir şey olacak. Böyle de var. Karar veremiyorsun. Ama ikisi de hoş. Diğerinde daha böyle ponçik olacaksın biliyorum. Böyle daha böyle bir hani o şey şöyle de kızlar neydi bu? Kahkül. Kahküllü ponçik tatlı kız. Kahkülsüz ponçik tatlı kız olacaksın. Böyle de uzun saçlı tatlı ponçik. Evet, saçımı açtım, kuruttum. Tereddüte düştüm. Keseyim mi? Harun'a sordum. O da karar veremedi. Sonra Instagram'a story koydum tekrar. Dün anket yaptım. Dün ankete hepiniz yap dediniz. Şimdi yapma diyorsunuz. Şöyle bir story koydum. Yani bir tarafım kısa, bir de uzun. Kesmediniz. Yani bu videoda hem saçımı boyayıp hem saçımı kesecektim. Ama kesme diyorsunuz. Ben zaten kararsızım. O yüzden kesmeyeceğim, sadece boyayacağım. Bu kadar çiğ bir şey istemiyorum. O yüzden bakayım neler var. Karar verdim. Şimdi Bee Beauty'nin yani gratis'ten aldığım Deluxe Color'dan 7.1'e kullanacağım. Palettenin 7'sinden kullanacağım. Ve Lila Fix 9.1. En fazla bunlardan ise böyle. Ben parmaktan ölçek alıyorum. Bir parmak kadar bunlardan koyacağım. Bunu da yarım tüp falan yaparım. Öyle çok yapmayacağım. Önemli olan
şurada önemli olan oksidan. Oksidanı düşük kullanacağım. Igora'nın 3 volümünü kullanacağım. Igora'nın %3'ünü, yani 10 volümünü kullanacağım. Düşük kullanıyorum. Çünkü saçım zaten yeterince açıldı. Şimdi bunun yarım tüpünü koyuyorum. 9.1. Yani diğerlerinden çeyrek tüp koyayım ya. Şimdi bir parmak az olur. Bunda zaten bir çeyreklik tek kalmış. Şu kadarcık şey tek var. Bunun tamamını bundan da şu kadar falan bir şey koydum. Şimdi bunları karıştırıp göz kararı oksidan ekleyeceğim. Düşünüp biliyorum, kestirmediniz bana ya. Dün anket yaptım, o kadar yap dendi. Gerçekten çok büyük bir oranda yap diyen. Şimdi de siz de kıyamadınız saçlara. Uzun hali daha gülen mesajlarınız geliyor hala. İyi tamam, daha güzel. Şimdi bunu vallahi hiç uğraşamayacağım. Çok affedersiniz. Gelişi güzel saçıma süreceğim. Hiç uğraşacak şeyim kalmadı. Karanlık oldu zaten. Ben bugün çalıştım, işten geldim. Yani şurada bir saç bana gitmez mi? Bu arada acıya hiç alerji olmadım. Hem saçlarım temiz değildi, hem de Hindistan ceviz yağı sürmek bayağı işe yaradı. Ama şu an yanıyor. Bu arada Ağustos'ta İstanbul'daydım. Aylarca saçıma ne bir ısı uyguladım, ne de boyadım, hiçbir şey yapmadım. Çünkü kuaföre gitmeyi planlıyordum Ağustos'ta İstanbul'da. Gittim de, ama kuaför saçımı boyamadı. Daha doğrusu bir deneme paketi attı. Bir 10 dakika sonra açtı paketi. Bak saçım kopuyor diye, saçımı cartı çekti. Koptu. Ben sordum kaç volüm diye. Çünkü zaten saçımın büyük bir kısmı, yani açık bir renk. 40 volüm dedi. 40 volüm çok yüksek. Yani kopkoyu saçları açmak için kullanılır 40 volüm. Ben de bunu söyledim. Yok dedi, hızlı açılmasını istiyorsan 40'tan aşağı olmaz. Hani en fazla düşebileceğim 30 falan dedi bana. O yüzden yapmam dedi. Bakım yapalım, bilmem ne yapalım. İyi tamam, yap bakım dedim. Bakım yaptırdım. Bakım yaparken de bana sürekli şey diyor. Bak diyor, sakın başka kuaföre gitme. Yaparım der ama kafanda hiç saç kalmaz. Saçların yanar. Yok dedim, kuaföre gitmeyeceğim. Oradan çıktım. Gratis'e gittim. Ve saçımı boyadım. Yani kuaförlere bok atmak için söylemiyorum ama ben kendi saçımı çok iyi tanıyorum. Ne zaman neyi kaldırabilecek artık biliyorum. Yaka yaka öğrendim ben bunu. Ben saçımı hiç böyle yüksek volümlerle işlem uygulamıyorum. Zaten saçım benim öyle inatçı bir saç değil. Çok kolay, çok rahat açılıyor. Yani tek seferde bayağı açık olabiliyorum. Ve benim kullandığım volüm de çok düşük bu arada. O yapmadı. Belki günün birinde bu video denk gelir. Ben saçımı boyadım. Haberin olsun. Saçlarım hala kafamda. Yani iyi bir bakımla ve doğru bir teknikle saç yanmıyor. Anlamıyorum da kuaförlerin böyle evde saçını boyayanlara bok atıp kendileri adam akıllı
ihtiyaca yönelik, yani her müşteriye sen 40 volümle çalışamazsın. İhtiyaca yönelik çalışmak zorundasın eğer şey istiyorsan. Mutlu müşteriler istiyorsun. Bunu yapamıyorsan da insanlar ya başkasına gider ya da çareyi kendim yapayım de bulur. Benim gibi. Bilmiyorum zaten ne derler, kuaförler ne derse desin. Ben evde inanmıyorum saçıma o kadar o yönlü zarar verdiğimi. Özellikle kuaföre gidip saç fönlettiniz mi? Ben kafamı sabit tutamıyorum ya. Öyle bir güçle o fön çekiliyor. Evde hangimiz öyle yapıyoruz acaba? Ben yapmıyorum şahsen. Ben zaten yüzleştirmiyorum da saçımı. Çok nadirdir. Saçımla ısı uyguladım. İyice yediriyorum. Evet. Bitti. Şimdi bunu çok fazla saçımda bekletmeyeceğim. Gerek de yok. Belki sonrasında uçlarından biraz keserim. Gerçi geçenlerde kat yapmaya çalıştım veya saçın içine ettim. Aslında kesme istememin, daha doğrusu kesme, saçımı kısa kesme fikrine o yüzden kapıldım. Sürekli kesme lütfen, kesme lütfen yazıyorsunuz. Kesmeyeceğim. Evet, yıkadıktan sonra görüşürüz. Belki de tamamen şekilli bir halde gelirim. Büyük ihtimal öyle olur. Eğer araya bir şey sıkışırsa, ne bileyim kesecek mesecek olursa hala ümit var. O zaman tabii onu göz çekerim. Öbür türlü tamamen kurutmuş halde gelirim. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Aşırı uzun oldu ve dünyanın en kararsız saç boyama, kesme, kesmeme videosu. Evet, saçlarımı yıkadım ve kuruttum. Geri geldim, kesmedim, hiçbir şey yapmadım. Saç rengim bu şekilde. Yani daha böyle 9 ve 7'yi karıştırdığım için ve 7'den biraz fazla koyduğum için daha bir koyu sarı oldu bu sefer. Yani amacım şeydi, açıcıyla açmak zorundaydım. Ama bundan sonrası için açıcıyla açmak istemediğim için buraları çok açık yapamazdım. Bu yüzden böyle bir renk oldu. Bu ton saçı çok seviyorum. Çünkü doğal sarıymışsınız gibi gösteriyor. Evet, videonun sonuna gün ışığında çekilmiş halini paylaşacağım klip olarak. Ama videonun kapanışını şimdi yapacağım. Umarım benim bu aşırı kararsız saç boyama videom hoşuna gitmiştir. Senin yorumların ne? Çok merak ediyorum. Kesmeli miydim ya da iyi ki kesmedin Dilara'm diyorsun. Son kez görmek istersen. Ama bu girişiyle vazgeçersem daha da yapmam. Öyle düşünün. Öyle düşünün. Bana yap yap deyip beni gaza getirdiniz. Sonra yok yapma. Vallahi yap deseydiniz yapardım. Yap deseydiniz saçıma kıyardım ve yapardım. Ama olsun, uzun. Uzun hali daha iyi ya. O kadar uğraştık, senelerce bekledik, uzadı. Daha da uzasın. Evet, dediğim gibi izlediğin için çok teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basma, ihmal etme. Uzun zamandır video paylaşmıyordum, haliyle algoritmamız çöp. Onu tekrar ayağa kaldırmak için sizin aktif olmanız gerekiyor. Yani lütfen beğeni yorumlarınızı ihmal etmeyin. Nasıl bulduğunuzu yazın. Kendi fikrinizi yazın. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Galiba artık sadece saç videolarıyla dolduracağım bu kanalı. Bu gidiş böyle olacak. Çünkü en fazla izlenen videolarım genelde saç boyadığım videolar. Diğer böyle kendi kişisel hayatımla alakalı şeyler pek merak edilmiyor. O yüzden saçla devam edeceğiz gibi duruyor. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.